Gazeteci Saygı Öztürk isim ve tarih verdi, altılı masanın adayını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine 7 ay kala gözler, muhalefetin AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısına kimi aday çıkaracağına çevrildi. Konuyla ilgili tartışmalar, bir takım kulis bilgileri ve görüşler üzerine yürürken Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk dikkat çeken bir iddiayı okurlarıyla paylaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masada gedik açılmaması için çaba gösterdiğini dile getiren Öztürk şöyle devam etti. Bütün eleştirileri de saygıyla karşılıyor, cevap vermiyor. Ancak bazı siyasetçiler artık işi gücü bırakmış, Kılıçdaroğlu'nu aday yaptırmamak üzerine çalışıyor. Bugün söylediklerini ertesi gün ben öyle demek istemedim, aslında şunu söylemek istemiştim diye düzeltmeye, kafa karıştırmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu geçen cuma günü yakın bir dostuyla konuşurken, inanın bu zikzaklar beni çok yoruyor dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Erdoğan'ın çağrısına verdiği cevaptan da memnun kaldığını öğrendim. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da 6 parti liderinin hiçbiri Erdoğan'ın peşinden gitmez sözleri de CHP'de memnuniyet yarattı. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın babasını ziyarete jetle götürülüp getirilmesinin Kürt kökenli vatandaşlarımızın oyunu almaya dönük bir girişim olduğu yorumlandı. Ancak HDP'nin Selahattin Demirtaş'ın Cumhur İttifakı'na bakışında bir değişiklik yok. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı takvimde bir değişiklik olmazsa Ocak ayında açıklanacak beklenen bu ismin Kemal Kılıçdaroğlu olacağı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.